Canlı yerlerden herkese merhaba. Evet arkadaşlar, tekrar bir Subnautica denemesiyle beraberiz. Crafter modda da olmak çok tatlı. Biliyorsunuz Aurora'nın içinde bazı PDA'ler buluyoruz. Dışarıda bazı PDA'ler buluyoruz. Bize bu hikayeyi, neler olduğunu, ne bittiğini bunlar az çok anlatıyor. Hani biliyorsunuz Aura'nın içinde de şu şekilde yerler vardı. Bunların içine girdiydik. Bir tek burası hariç. Burası açılmıyor arkadaşlar. Şimdi kodlarla alakalı, onunla da ilgili hani not alabilirsiniz. Baya bir kod var. Hani bilinen bulunan. 6666 6483 1454, 53 olsa bize olurmuş. 1869 yan kapının anahtarı, 1408, evet 1483. Bu kadar kapı ve şifre var. Burası hiçbir şekilde açılmıyor. Bundan dolayı buranın içine bir hoplayalım. Onu da isterseniz not edin. Hani girmek isterseniz içeriye, orada bazı birkaç tane şey var. Onları almak isterseniz bu koordinatlarla girebilirsiniz. Aynen. Burası oranın içerisi. Buraya niye girdim arkadaşlar? Bir şu Altera merkezi kaydedelim. Son iletişim diye. Şu ilişki sözleşmesi de değil de incir görev ve şu bakın. Altera merkezi kaydedelim. Son iletişimler bu şu ise ve hemen dışarıya atlamamız lazım ama nasıl atlayacağız? Nasıl atlayacağız? Bak oranın şeyini bilmiyorum. Atmıştım. Burayı 69, 75 yapsak nereye gideceğiz? Geriye gittik. Şöyle yapalım o zaman. Eksi 65 yapalım. Ha, çıktı yukarıya. Deneye deneye buluyor insan. Buradan bir geri gidelim. Ne taraftaydı? Burada mıydı? Evet, burası. Şimdi arkadaşlar normalde benim pek gitmediğim bir yer, belki siz gitmişsinizdir de girmediğim bir kısım var. Kargo bölgesi. Buradan gidiyoruz. Normalde buraya Aurora'nın bu kısmından geçtikten sonra, daha doğrusu üstten gelirseniz daha kolay oluyor. Kısım. Kargo bölümü. Buranın üstü. Buradan şöyle hoplaya zıplaya çıkabiliyor olmamız lazım. Aha, çıktık. Burası kargo bölümü. Burası önceden vardı. Ama burada doğru düzgün bir şey yok. En azından şu anda burada yok. Ben burada bir şey bulamıyordum. Hani şunlar falan var ama ben almak istediğim şey olur mu olmaz mı o ayrı bir mesele. Alevin içinde çünkü her şey. Burayı neden şökkederen kaçtı? Burası da şifreyle açılıyordu. Kargo bölümünün şifresi bende mevcut. O 1483 buranın şifresi olmalıydı. Bunları kaldıracağız şuradan. Burayı kapattık bu sefer ama yani neyse. Buraya olmazsa buraya atarız. Buradan yukarı çıktığımızda zaten hemen bir PDA geldi. Mühendislik drone'u kaydı. Mühim değil herhalde şu anda. Burada neresi vardı? Hava kilitleri. Şu anda Aurora patlamamış durumda. Ondan dolayı burası böyle kilit durumunda. Buradan işte buradan yukarıya çıkıp buradan girebiliyorsunuz buraya. Girdiğinizde çünkü kargo bölümü değil de yönetime doğru gidiyorsunuz. Arkadaşlar, burada bunları söndürürseniz buraların içinde şeyler var. Neydi onun adı? Alamıyordu. Paketler vardı ama şu anda göremiyorum. Buradan arkadaşlar sokmuyor. Buradan içeriye sokmuyor. Şurası kilitli. Burası hikayenin çünkü kilit bir durumunu gösteriyor. Tekrar warp diyerek, ışınlanarak İçeriye girelim. İçerisi 950 43 111. Tak, içerideyiz. Evet arkadaşlar, içeride şöyle bir PDA var. Yaşam konu bu değil olayımız. İsterseniz buradan birkaç tane şey alabilirsiniz. Pil mil falan var. Şu
Poster var ama esas olay şurada. Altera Aurora'yı fırlatıyor şeklinde. Şimdi böyle açar isek. Buradan daha doğrusu şöyle ilişki sözleşmeleri şu bu. Burada mıydı? Bizim yola çıkış amacımızı burada şu kamu belgeleri kısmındaki Aretne Arm vazgeçidi yapımı duyuruldu diye Altera Aurora'yı fırlatıyor. Altera bizim firmamız. Mongol firmaları diye geçiyor. Doğru. Moğol şirketinin Moğol öteki şirketti. Uluslararası bir şirketiz. Sağa sola maden araştırmaları için bizleri yolluyorlar. Bizim birincil görevimiz şu: Altera şirketi faz geçidi teknolojisini taşıyan yeni yapılmış ana gemi olan Aurora'yı yayılma amacıyla uzayın en ücra köşelerine gitmek üzere fırlatacak. Okey. Fırlattı. Biz oluyoruz o. Kısacası biz uzayın çok ücra bir köşesine gitmek için görevlendirilmiş bir ekibin parçasıyız. Çok üstün düzeydeki mühendislerden kurulu bir ekip gönderiliyor. Zaten şurada. Orada seçkin mühendislerden birkaç trilyon kredi yardımıyla yeni faz geçidi için 6 aylık yapım projesine başlayacak. 6 ayda faz geçidi yapacağız. Yani o ışınlanma geçidi gibi bir şey yapacağız. Altyapı yok. Nedeniyle gemi gelişmiş ısıl ve nükleer enerji santralleri donatıldı. Şu patlayan santraller, o nükleer santraller, ısıl mısıl şu kullandığımız zımbırtılar da o lifeboatların içindeki teknolojide üstün bir teknoloji. Normalde her yerde yok. Yani kısacası şu elimizdeki yaptığımız zımbırtılar falan, o yapı şeyleri bundan dolayı iyi. Gökada'daki %9 faz geçitlerin %9'unu çalıştırıyormuş. Tamam, iyi hoş. Ama şu var. Birinin bizim bulunduğumuz konuma gelmesi bayağı bu uzun sürebiliyor. Niye derseniz bizim Aurora özel bir gemi. Buraya gelebilmek için böyle zıplaya 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 falan gelmiş arkadaş. Ve burada bundan sonraki yerde bir şey kuracak. İşte faz istasyonu kuracak. Esas görev bu. Birincil görev bu. Ama ikincil görev olarak bizim şu sağda solda yer yapmış olan Degas'ı var ya. Bir Moğol gemisi diyor. Moğol işte öteki şirketin gemisi Degas'ı yok olmuş. 10 yıl önce yani. 10 yıl önce. Adamlar 10 yıl önce buradalarmış. Bak biri özel sigortadan yolculuk satın almış. Birinci görevi aksatmalar onları her türlü kabul edilebilir kolaylığı sağlamanızı uygunsa Degas'ın mürettebanı kurtarmanızı bıdı bıdı. Hikaye, adamlar ölmüşler la. Bak, Aurora fırlatılmasından yaklaşık 13 ay sonra 4546B bu gezegen isimli gezegen içerisinde sapan menavesi gerçekleştirecektir. Bu sizi Degas'ın son bilinen konumuna oturtacak. Tamam, iyi. Yani 4546B'de zaten problem var. İyi. Onlarla alakalı bilgiler dağıtılmış. Biz de sağdan soldan buluyoruz zaten. Yani Aurora'nın ikinci görevi bu. Hani bununla alakalı önceden benim elime bilgi geçmediydi. Ben sadece yani bu ikincil görev için yollandık sanıyordum. Ama esas görevimiz buralara bir yıldız geçidi açmak. Bu yıldız geçidinden buraları sömürgüleştirebilir mi denir? Yoksa kaynak alınabilir duruma sokmak. Öte yandan dur bir dakika, neydi şurada? Bir şey daha vardı. İkincil görev merkezi. Burada zaten patladığımız, çatladığımız yazıyor. Evet, devre dışı. Normalde şeyden dolayı, motorlarda problem çıktığı için düştüğümüz yazarken bundaydı sanırım. Bakın, burada nasıl kurtulacağımız esasında yazıyor. Bu bir acil durum çağrısıdır. Aurora gezegen ve çarpışma seyrinde düşüyoruz demek oluyor. Bu var olan tüm çevresel bilgi gönderiliyor. Lütfen hayatta kalabilmemiz için çözüm bulun. Bunu merkeze yolluyor. Altera merkezi bize
8 saat sonra bilgi gönderiyor. Auroradan kurtulmuş olan herkese. Eğer bunu duyuyorsanız sizi eve getirmek için gücümüzün yettiği her şeyi yapacağız. Yaya bence. Bir kurtarma görevinin sizi bulunduğunuz yere ulaşması yıllar alabilir. 10 yıl. Hatırlayın, 10 yıl. Ama daha iyi çözümler üretmek için düşünüyoruz. Tabii ki düşünün. Altera merkezi 8 saat sonra tekrar bize geri dönüş yapıyor. Çevresel bilgilerinizi aldık 10 numara ve size özel üretim gemi tasarımı yolluyoruz. Bu bizim bir tane gemi yapıyoruz ya, o gemi, yani yapacağımız platform üzerindeki gemi bu olacak. Yörüngeden çıkmanızı ve en yakın faz geçitine gidebilmenizi sağlayacağını düşünüyoruz. Gerekli malzemeleri toplayabileceğinizi hesapladık. Eminiz ki parazit gitmiş orada. İletişim rölesi de ondan sonra devre dışı kalmış. Bu patlamadan dolayı devre dışı kalıyor diye düşünüyorum. 8 saat, 8 saat. Düşme bakın. Evet. Ya da artı 8 saat. Hani zaman belki aralığını. Ya da düştü. 6 dakika önce düşmeden 6 dakika önce bu gidiyor Aurora'dan. 8 saat sonra bu geliyor. 8 saat sonra bu geliyor. Yani toplam ne oluyor? Bir gün sonra devre dışı kalıyor. Bir gün sonra çünkü Aurora patlıyor. Nükleer sızıntı başlıyor falan. Yani kısacası arkadaşlar şu iki, yani şu 3 PDA bize buraya neden geldiğimizi, en azından kesin olarak şu andaki hikayede kesin hatlara başvurmak gerekirse, buraya neden geldiğimizi, ne amaçla geldiğimizi, ne nedenle düştüğümüzü açıklamıyor. Onu daha sonra şeyleri bulunca, bir tane ikinci kaptanın bir PDA'yı var. Orada ilk önce motor arızalandı diyor. Daha sonra bir şey ışın geldi, o vurdu gibisinden bir açıklama var. Onda yazıyor. Buraya düşüşümüz ve buradan nasıl kurtulacağımıza dair kesin kez buradaki bilgiyi aktarmış oluyor. Hani görmeyenleriniz varsa en azından burada hikayenin başı ve sonundaki olgunun ne olacağını gösteren şey PDA'lar bunlar arkadaşlar. Hani girdik, bu odalara nasıl girildiğini de böylece görmüş oldunuz. Bakın çıkılabiliyor. Çok ilginç bir şey. Biraz ilginç değil de oyun programcılığında var bu. Bu taraftan kapalı, öbür taraftan açık şeklinde. Güzel bir şey. Buradan aşağı da gidiş var. Bam 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 gidiyor. Oha. Ne oluyor lan? Oha, buradan geçemiyorum. Burada da şey var, problem var. Ne güzel. Buradan da geçiş yok. Arkadaşlar, hani bunların farkına vardım, gördüm. Hani orada ne var acaba diye bir gireyim dedim, içerilere baktım. Baktığımda bunları gördüm, sizle paylaşmak istedim. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Böyle ufak ufak gördüğümde nüansları, bilgileri sizle paylaşmaya devam edeceğim. Ya oyun şekilleniyor ama maalesef istediğimiz şekilde hemen olmuyor. Atıyorum bu oyun işte 5 yıl sonra çıkacaksa en azından şimdi oynanabilir bir yapıyla oynama şeyimiz var. Bu da güzel bir şey. Ama oyun herhalde çıkınca çat diye bitireceğiz. Yani inşallah keyfimizin kaçmayacağı bir güzellikler eklerler de hani biraz daha böyle oynanabilir olur. Sonu Forest'a benzemez. Forest oyunu bitirdikten sonra adamlar ne yaptıysa tadı kaçtı yani. Hiçbir yenilik yapmadılar. Şu olmadı, bu olmadı. Tamamladık deyip kenara attılar. Herhalde yeterince para kazandık dediler. Daha fazla satmayalım. Bilmiyorum. Yani kısacası burada öykünün bu parçası sizle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki bölümde inceleme değerleri rehberde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar.